Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere atom altı parçacıkları ve büyük patlama teorisiyle evrenin oluşumunu anlatacağım. Şimdi Thomson elektronu, Rutherford protonu, Chadwick'le nötronu bulduktan sonra atom oluşturan bütün parçacıkların bulunduğu düşünüldü ve bu 1930'lu yıllara kadar bu şekilde devam etti. Ancak bu tarihlerde sis odalarının ve parçacık hızlandırıcıların gelişmesiyle durumun böyle olmadığı, proton ve nötronun aslında kuark dediğimiz daha küçük parçacıklardan oluştuğu ortaya çıktı. Çalışmalar devam ettikçe de kuark benzeri 300 farklı parçacık keşfedildi. Bu parçacıklara da atom altı parçacıkları ismi verildi. Ben size bu videoda sizlere atom altı parçacıkları nasıl sınıflandıracağız bunu anlatacağım. Ki sınıflandırmada arkadaşlar en çok kabul gören model standart model. Konumuz bu olacak. Standart model atom altı parçacıkları iki farklı başlık altında inceliyor. Madde parçacığı ve etkileşim parçacığı olmak üzere. Şimdi madde parçacığı sınıfına giren atom altı parçacıklar birleşerek daha büyük parçacıkların oluşmasını sağlıyorlar ve maddenin oluşma sürecini gerçekleştiriyorlar. Madde parçacıklarını da kendi içinde ikiye ayıracağız. Leptonlar ve kuarklar olmak üzere. Bu parçacıkların özelliği ise daha küçük parçalara ayrılamayan temel parçacıklar olmaları. Anlatıma leptonlarla başlayacağız. Leptonlar dediğimiz gibi daha küçük parçalara ayrılamıyorlar ve leptonlar doğada tek başına bulunabiliyorlar. Lepton sınıfına giren en bilindik parçacıksa elektron ki bildiğiniz üzere elektron doğada tek başına bulunabiliyor. Elektron dışında myon, tau da lepton sınıfına giriyor. Ayrıca bunların nötrinoları da gene lepton sınıfına giriyor nötrinonun ne olduğunu birazdan anlatacağım. Ancak öncelikle leptonların bazı temel özelliklerinden bahsetmem lazım. Öncelikle leptonların elektrik yükü, elektronun elektrik yükünün yani elementer yükün eksi bir, sıfır veya artı bir katı. Ki gördüğünüz üzere elektronun elektrik yüküyle Mion ve tau leptonların elektrik yükü aynı. Nötrinolarınki sıfır. Ve videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Karşıt leptonların elektrik yükü ise elementer yükün artı bir katı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Nasıl gezegenler kendi etrafında dönüyorsa atom altı parçacıklar da kendi etrafında dönüyor ki söylediğim bu kurala leptonlar da uyuyor. Yani leptonlar da kendi etrafında dönüyor. Bir şeyin kendi etrafında dönmesine bildiğiniz üzere bir spin diyoruz. Ve leptonlar gördüğünüz gibi yarım spin değerlerine sahipler. Spinlerin de ayrıntısına birazdan gireceğiz. Bu noktada biz nötrino ile devam edeceğiz. Şimdi Wolfgang Pauli beta eksi bozulması üzerinde çalışmalar yapıyor ve yaptığı çalışmalar sonucunda kütlede ufak bir eksik görüyor ve beta eksi bozulmasında kütlenin momentumun ve açısal momentumun korunabilmesi için yayınlanması gereken teorik bir parçacık öne sürüyor. Bu parçacığa ise Enrico Fermi küçük nötron anlamına gelen nötrino adını veriyor. İşte 1930'lu yıllarda teorik olarak ortaya atılmış bu parçacıkları 1964 yılında Melvin Schwartz, Leon Lederman ve Jack Steinberger Mion nötrinosunu keşfederek kanıtlıyorlar. Leptonlarla alakalı söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Geçelim kuartlara. Şimdi 1963 yılında birbirinden bağımsız olarak Gelman ve George Zweig proton ve nötronların altyapısını oluşturacak daha küçük parçacıklardan bahsediyorlar. Bu parçacıklara da Gelman sonrasında James Joyce'un bir şiirinden yola çıkarak kuark adını veriyor. Kuarklar arkadaşlar gene leptonlar gibi daha küçük parçalara ayrılamıyorlar yani temel parçacıklar. Ancak kuarklar leptonlardan farklı olarak doğada tek başına bulunamıyorlar. Gruplar halinde ortaya çıkarak daha büyük parçacıkları birazdan anlatacağız hadronları oluşturuyorlar. Kuarkların elektrik yükü ise elementer yükün 2 bölü 3 veya 1 bölü 3 katı olarak karşımıza çıkıyor. Doğada ise 6 farklı kuark bulunuyor. Bu ise sırasıyla up yani yukarı kuark, down yani aşağı kuark, charming yani tılsımlı kuark, strange yani acayip kuark, top yani üst kuark, bottom yani alt kuark şeklinde isimlendirilmiş. Bu kuarklar da birleşerek daha büyük parçacıkları yani hadronları oluşturuyorlar. Şimdi hadronlara geçmeden önce kuarklar nasıl bir araya geliyor ondan kısaca bahsedeceğim. Kuarkların gençler bir arada kalmasını sağlayan şey etkileşim parçacıklarından Gluon. Gluon dediğimiz etkileşim parçacı kuartlar arasında oluşan kuvvetin taşıyıcı parçacığı görevini görüyor. Ki kuartlar arasında oluşan bu kuvvetin biz doğadaki dört temel kuvvetten biri olan güçlü nükleer kuvvet olduğunu biliyoruz. Yani gluon aslında güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcı parçacığı. Ne demek taşıyıcı parçacık? Onu da şöyle örnekleyerek anlatayım. Diyelim ki siz bir buz pisti üzerinde bir arkadaşınızla bekliyorsunuz. Aranızda belli bir mesafe var ve siz arkadaşınızı itmek istiyorsunuz. Elinizde de bir tenis topu var. Elinizdeki tenis topuna kuvvet uygulayıp onu arkadaşınıza fırlattığınızda arkadaşınız tenis topunu tuttuğunda arka doğru itilecektir. Burada işte tenis topu sizin arkadaşınızı itmek için uyguladığınız kuvvetin taşıyıcı parçacığı görevini görüyor. ise buna benzer şekilde kuarklar arasında oluşan güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcı parçacığı görevini görüyor. Gluonun dışındaki diğer etkileşim parçacıkları da şöyle foton, Z ve W bozonları, graviton ve Higgs bozonu Burada arkadaşlar foton elektromanyetik kuvvetlerin taşıyıcı parçacı. Z ve W bozonları ise zayıf çekirdek kuvvetlerinin taşıyıcı parçacı. Graviton ise kütle çekimin taşıyıcı parçacı. Yani bu dört parçacık arkadaşlar doğadaki dört temel kuvvetin taşıyıcı parçacı görevini görüyorlar. Bunların haricinde bir de X bozonu var. Bunun diğer bir adı Tanrı parçacı. Bu parçacığı arkadaşlar 2013 yılında CERN'de keşfediyorlar. Ve bu parçacık ortaya çıktığında diğer parçacıkların kütle kazanmasını sağlıyor. Yani başka bir deyişle kütlenin var olması Higgs bozonu sayesinde karşımıza çıkıyor. Kısaca etkileşim parçacıkları bu şekilde. Şimdi özetleyecek olursak kuarklar etkileşim parçacıkları sayesinde birleşerek hadronları oluşturuyorlar. Yani hadronlar için bileşik parçacıklar tanımını kullanabiliriz. Ancak arkadaşlar leptonlar, kuarklar ve etkileşim parçacıkları daha küçük parçacıklardan oluşmuyorlar. Bunlar zaten en küçük parçacıklar. O yüzden burada gördüğünüz parçacıkları biz ayrıca temel parçacıklar olarak isimlendireceğiz. Ve temel parçacıklar birleşerek dediğimiz gibi hadronları oluşturuyorlar. Hadronların ise arkadaşlar biz bileşik parçacıklar olduğunu söyleyeceğiz. 2 veya 3 tane kuarktan oluşan hadronlar en fazla atom altı parçacığın dahil olduğu sınıf arkadaşlar. 3 tane kuarkın bir araya gelerek oluşturduğu madde sınıfındaki hadronlara biz baryon ismini veriyoruz. 2 tane kuarkın bir araya gelerek oluşturduğu etkileşim sınıfındaki hadronlara da mezon ismini veriyoruz. Burada baryonlar 3 tane quark bulundurduğu için en büyük kütleye sahip parçacık sınıfı olarak karşımıza çıkıyor ve baryonların da temel özellikleri kendisini oluşturan quarkların temel özelliklerine bağlı olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak anlatacağım baryon proton. Proton 2 tane yukarı, 1 tane aşağı quarkın birleşmesiyle oluşuyor ve bu birleşme şekli protonun temel özelliklerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Elektrik yükünü anlatarak başlayayım. Şimdi arkadaşlar yukarı quarkın elektrik yükü elementer yükün 2 bölü 3 katı kadar. Ve proton içinde 2 tane yukarı kuark var. Bunun dışında proton içinde bir de aşağı kuark var. Onun elektrik yükü de eksi 1 bölü 3 elementer yük kadar. Böylece kuarkların elementer yüklerini toplarsam elde edeceğim sonuç artı 1 elementer yük olarak karşıma çıkıyor. Ki protonun da biz elektrik yükünün elementer yükünün bir katı olduğunu biliyoruz. Baryona başka bir örneğim de nötron. Nötron arkadaşlar bir yukarı iki aşağı quarkın birleşmesiyle oluşuyor. İsterseniz bunun da bir elektrik yükünü kontrol edelim. Yukarı quarkın elektrik yükü 2 bölü 3 elementer yüktü. Down quarkın elektrik yükü ise eksi 1 bölü 3 elementer yüktü. Şimdi bu quarkların elementer yüklerini toplarsak elde edeceğimiz sonuç sıfırdır. Yani nötronun elektrikçe yüksüz olması gerekiyor. Ki gerçekte de nötronun elektrikçe yüksüz olduğunu biz biliyoruz. Özetle hadronların temel özellikleri... Onu oluşturan kuarkların yapısal özelliklerine bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Anlaşıldıysa baryon sınıfında proton ve nötron haricinde lambda, sigma, ksi ve omega var. Bu dördünün arkadaşlar hangi kuarklardan bir araya geldiğini bilmenize gerek yok. Ancak proton ve nötronun hangi kuarkların birleşmesiyle oluştuğunu bilmeniz gerekiyor. Bunlar denemelerde ve soru bankalarında karşınıza çıkıyor. Bunların haricinde diğerlerinden soru gelirse de bu durumda arkadaşlar parçacığın hangi kuarklardan oluştuğunu size söylemesi gerekiyor ve siz parçacığın kuark yapısını biliyorsanız elektrik yükü miktarını spinini hesaplayabiliyorsunuz. Mezonlara geçmeden evvel şunu söylemem gerekiyor. 3 tane kuarka sahip olduğu için en büyük kütleye sahip olan parçacık sınıfı baryonlardır. Ve bunlar arasında en hafifi de protondur. Ve proton en kararlı baryon olduğu için diğer bütün baryonlar çekirdek tepkimeleri geçirerek protona dönmeye çalışıyorlar. Baryonlar anlaşıldıysa buradan sonra mezonlarla devam edeceğiz. Mezonlar arkadaşlar iki kuarkın birleşmesiyle oluşuyorlar. Ve bu kuarkların birleşme şekline göre piyon, kaon veya etayı elde ediyoruz. Mezonlarla ilgili önemli olarak söyleyeceğim şey şu. Mezonları oluşturan kuarklardan biri kuarkken diğeri karşıt kuark. Karşıt kuarkın ne olduğunu karşıt parçacıkları anlatırken değineceğim. Ancak şimdilik mezonlarla alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar. Mezonlarla beraber atom altı parçacıkları standart modelde yerleştirmiş olduk. Anlatmadığımız ufak bir şey kaldı. O da şu. Atom altı parçacıkların ayırt edici özelliklerinden biri de spinleridir. Bu spinler parçacığın manyetik alanda farklı karakter göstermesine sebep olabilir. Bu sebepten ötürü yarım spine sahip olan parçacıklar yani baryonlar, kuarklar ve leptonlar aynı kuantum durumunda bulunamıyorlar. Wolfgang Pauli tarafından ortaya konulan bu yasa Pauli dışlama ilkesi olarak karşımıza çıkıyor ve Pauli dışlama ilkesine uyan parçacıklara biz Fermiyon adını veriyoruz. Tüm madde parçacıkları fermiyon sınıfına giriyor. Etkileşim parçacıklarınınsa spinleri arkadaşlar 0, 1, 2 şeklinde tam sayı değerler alıyor. Yani bu parçacıklar pari dışlama ilkesine uymuyorlar. Bu şekilde ilkeye uymayan parçacıklara da biz bozon adını veriyoruz. Anlatıma karşıt parçacıklarla devam edeceğiz. Diğer bir adıyla anti parçacık. Paul Dirac 1928 yılında yaptığı çalışmaların sonucunda her parçacığa karşılık o parçacıkta aynı kütlede ancak zıt elektrik yüküne ve ters spinlere sahip parçacıkların olması gerektiğini söylüyor. Bu parçacıklara da karşıt parçacıklar diğer bir adıyla anti adını veriyor. Dirac'ın teorik olarak açıkladığı bu parçacıkları da 1932 yılında Carl David Anderson sis odasında gözlemliyor. Anderson sudasında keşfettiği bir parçacığın elektron hareketlerinin tam zıttı izler çıkardığını fark ediyor. Ve parçacık üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda onun aslında elektronun karşıt parçacığı olduğunu fark ediyor. Pozitron adını verdiği bu parçacık arkadaşlar Carl David Anderson'ın Nobel ödülü kazanmasını sağlıyor. Şimdi dikkat ederseniz elektronun elektrik yükü eksi elementer yükken pozitronunki artı elementar yük. Ancak protonun elektrik yükü de tam olarak bu. Peki bu parçacığın neden proton değil de pozitron olduğu söylenmiş? Dikkat ederseniz arkadaşlar parçacığın kütlesi ile elektronun kütlesi aynı. Ancak protonun kütlesi bildiğiniz üzere elektrondan kat kat daha büyük. Bunun yanında spinler incelendiğinde pozitronun spini elektronun spininin tersi yönünde. İşte bu şekilde arkadaşlar Carl David Anderson pozitronun varlığını keşfediyor ve sonrasında da Dirac'ın söylediği gibi diğer tüm parçacıkların iki istisna harici karşıt parçacıklara sahip olduğu kanıtlanıyor. İlk keşfedilen karşıt parçacık olduğu için pozitrona ayrıca bir isim verilmiş ve simgesi elektron artılısı olarak gösterilmiş. Ancak bundan sonra keşfedilen karşıt parçacıklara ayrıca bir isim verme ihtiyacı duymamışız. Parçacığın başına anti veya karşıt kelimesini getirerek parçacığı isimlendirmişiz. Proton için bu parçacık karşıt proton, nötron için karşıt nötron ismini almış ve sembolle gösterirken de proton simgesinin üzerine bir çizgi çekiliyor. Aynı şekilde nötron. Nötron için sonradan kafa karıştırmaması için bir şey söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar nötronun karşıt parçacığı ile ikisinin kütleleri aynı. İkisinin de elektrik yükü yok. Ancak karşıt nötronun nötrondan farklı olarak spin'i eksi 1 bölü 2 değerini almış. Bu yüzden arkadaşlar da bir karşıt parçacığı var. Karşıt parçacı olmayan iki parçacık var. Bunlardan biri foton, bir de bir mezon olan yüksüz piyon. Bunların haricinde dediğim gibi diğer bütün parçacıkların bir karşıt parçacığı var. Peki bir parçacıkla onun anti parçacığı karşılaşırsa ne olur? Olacak olan şey çift yok olma tepkimesi. Yani anhilasyon tepkimesi. Mesela bir elektronla bir pozitron karşılaşırsa bu iki parçacık birbirini yok ederek iki tane gama ışını gönderiyorlar. Yayınlanan bu gama ışınlarının enerjisi de aslında tam olarak elektronla pozitronun kütlesine karşılık gelen enerji. Durgun kütleye karşılık gelen enerjinin nasıl bulunduğunu bize Einstein göstermişti. Hatırlayın. Ve dediğimiz gibi elektronla pozitronun durgun kütle enerjileri yayınlanan gama ışınlarının enerjisine eşit. Peki bu enerjiye sahip iki tane gama ışını biz karşılaştırırsak ne olur? O durumda da arkadaşlar çift oluşumu gerçekleşir. Nedir çift oluşumu derseniz, bahsettiğimiz bu enerjiye sahip olan gama ışınları karşılaştığında meydana tekrardan elektronla onun karşıt parçacığı olan pozitron çıkar. Yani maddelerin enerjiye enerjinin de tekrardan maddeye döndüğünü burada çok net görebiliriz. Peki bunun günlük hatta bir karşılığı var mı derseniz aslında var. Günlük hayatta PET dediğimiz bir tarama yöntemi var. Bunun açılımı pozitron yayınlama tomografisi. Tomografi diyorum çünkü gerçekten tıpta kullanılıyor. Tomografi taraması sırasında insan vücudunun içine glikoz içinde pozitron enjekte ediliyor ve bu glikoz hücrelerde tüketildiği zaman açığa çıkan pozitron etrafındaki elektronlarla anihilasyon tepkimesi gerçekleştiriyor. Ortaya gama ışını yayıyorlar. Ve glikozu da insan vücudunda en çok varsa kanser hücreler veya tümörler tüketiyor. O yüzden arkadaşlar bu gama ışınları en fazla tümör hücrelerinden yayınlanıyor ve dedektörler vasıtasıyla yayınlanan bu gama ışınları tespit edildiğinde aslında tümörlü hücreleri de tespit etmiş oluyoruz. Anlatıma devam etmeden önce son bir şey söyleyeceğim. Evrende var olan karşıt parçacıklar yani antimadde maddeye göre çok daha az miktarda bulunuyor. Bunun sebebinin evrenin oluşumuyla alakalı olduğu düşünülse de elimizde somut kanıtlar olmadığı için tam olarak bu durumun nedenini şu an için bilemiyoruz. Lepton ve baryon korunumuyla devam edeceğiz. Şimdi bu korunum yasaları arkadaşlar soru olarak karşınıza çok fazla çıkmayabilir. Ancak müfredatta olduğu için ben kısaca anlatacağım. Ufak da bir örneğini verip geçeceğim. İlk olarak lepton korunumuyla başlayacağız. Bildiğiniz üzere bizim elektron, miyon ve ta olmak üzere 3 farklı leptonumuz var. Ve bir tepkime de ki bu tepkime nükleer de olabilir, kimyasal da olabilir. Giren leptonlarla çıkan leptonların sayısının eşit olması gerekiyor. Ancak bunu leptonların cinsine göre ayrı ayrı bakacağız. Yani elektron için ayrı bakacağız. Myon için ayrı. Tau için ayrı bakacağız. Şöyle ki Elektron için lepton sayımız 1 iken Bunun karşıt parçacı olan pozitron için lepton sayısı Eksi 1 olarak karşımıza çıkıyor. Ancak myon lepton sayısı 0 Tau lepton sayısı 0. Aynı şekilde myon için baktığımızda myonun lepton sayısı 1 iken Elektron için 0 tau için 0 olarak karşımıza çıkıyor. Karşı parçacığı da gördüğünüz gibi eksi 1 şeklinde. Bunu bir tepkime üzerinden anlatayım size. Çift yok olma tepkimesi elektron ve pozitron çift yok olma tepkimesiyle gamma ışınlarına dönüşüyorlardı. Burada elektronun lepton sayısı artı 1 iken pozitronun lepton sayısı gördüğünüz gibi eksi 1. Ve bu ikisini toplarsak arkadaşlar bunların lepton sayılarının 0 olduğunu görürüz. Gama ışınlarda bir parçacık olmadıkları için onların lepton sayıları 0. Bu durumda arkadaşlar 0 eşittir 0 olur. Yani tepkimede lepton sayısı korunuyor. O halde bu tepkimenin gerçekleşmesi için hiçbir engel yok. Çünkü elektron olarak lepton sayısı korunuyor. Miyon için lepton sayısı korunuyor. tau için lepton sayısı korunuyor. Leptonların sayıları korunduğu için bu tepkime arkadaşlar gerçekleşebilir. Başka bir tepkime daha inceleyelim. Tepkimedeki miyon pozitrona ve elektronun karşıt nötrinosuna dönüyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi elektron üzerinden baktığımızda miyonun arkadaşlar lepton sayısı 0. Ancak pozitronun ki eksi 1 ve elektronun karşıt nötronunun lepton sayısı da eksi 1. Ve bu durumda arkadaşlar 0 eşittir eksi 2 gibi bir tepkime karşımıza çıktı. Yani elektron üzerinden baktığımızda lepton sayısı korunmaz. Aynı şekilde miyon üzerinden baktığımızda da miyonun lepton sayısı 1 iken pozitronun ve elektron karşıt nötronun lepton sayıları gördüğünüz gibi sıfır. Yani myon üzerinden baktığımızda da lepton sayıları korunmuyor. Ta korunuyor ancak arkadaşlar üçü birden korunmadığı için böyle bir tepkimenin biz gerçekleşemeyeceğini söyleyebiliyoruz. Geçelim baryon korunumuna. Baryon korunumu leptonlara göre bir tık daha kolay ve mantık olarak da aynı şekilde. Bir tepkimeye giren baryon sayılarıyla çıkan baryon sayıların eşit olması gerekiyor. Ve dikkat ederseniz baryonların baryon sayısı birken karşıt baryonların baryon sayısı eksi bir şeklinde. Hemen bunun bir örneğini verelim. Beta eksi tepkimesini inceliyoruz. Beta eksi tepkimesinde bildiğiniz üzere nötron bir tane elektron ve nötrinosunu fırlatarak protona dönüyordu. Burada arkadaşlar nötronun baryon sayısı artı bir. Eşittir diyoruz. Sonrasında bir proton görüyoruz. Protonun arkadaşlar baryon sayısı gene artı bir. Elektronun baryon sayısı sıfır ve elektronun karşıt nötrinosunun baryon sayısı da 0. Ve sonuç olarak biz 1'in 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Yani bu tepkimede arkadaşlar baryon korunumu gerçekleşiyor. O yüzden bu tepkimenin gerçekleşmesi için hiçbir engel yok. Aynı şeyi beta artı tepkimesi için de yapalım. Beta artı bozulmasında bildiğiniz üzere proton bir tane pozitron yayınlayarak nötrona dönüyordu. Burada arkadaşlar protonun baryon sayısı gördüğünüz gibi 1. Eşittir diyoruz. Karşımızda bir nötron var. Nötronun da baryon sayısı 1. Pozitronun baryon sayısı 0. Elektronun karşıt nötrinosunun da baryon sayısı 0. Yine arkadaşlar birin biri eşit olduğunu gördük. Yani beta artı tepkimesinde baryon korunumunun gerçekleşebileceğini söylüyoruz. Alakalı ilk sorum şöyle. Proton, nötron, lambda ve yüksüz piyon hadronlarının elektrik yükünü elementer yük cinsinden yazınız. Şimdi istenen parçacıkların hangi kuarklardan oluştuğu bize verilmiş ve kuarkların elementer yük cinslerini de biliyoruz. O halde rahatlıkla arkadaşlar bunların elektrik yükünü hesaplayabiliriz. Protondan başlayalım. Şimdi proton arkadaşlar yukarı yukarı ve aşağı kuarktan oluşuyor. Yukarı kuarkın elektrik yükü miktarı artı 2 e bölü 3. Bir tane de aşağı kuarkımız var. Onun elektrik yükü de gördüğünüz gibi eksi 1 bölü 3. Bu üçünü toplarsak arkadaşlar artı bir elementer yük çıkıyor. Yani protonun arkadaşlar elektrik yükü artı bir elementer yüktür. Yani 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Gelelim nötrona. Nötron yukarı aşağı aşağı kuarklardan oluşmakta. Dediğimiz gibi yukarı kuarkın elektrik yükü artı 2 elementer yük bölü 3 kadar. Aşağı kuarkın eksi 1 e bölü 3. Diğerinin de eksi 1 e bölü 3 olduğunu biliyoruz. Bu durumda arkadaşlar işlemi tamamlarsak nötronun elektrik yükünün sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Yani nötron elektrikçe yüksüz bir parçacık ki bunu daha öncesinde de anlatmıştık. Sonrasında lambda verilmiş. Lambda arkadaşlar yukarı aşağı ve acayip kuarklardan oluşmakta. Yukarı kuarkın elektrik yükünü söylemiştik. Aşağı kuarkinkini de aynı şekilde. Strange yani acayip kuarkın elementer yükü de eksi 1 e bölü 3 kadarmış. Kuarkların elektrik yüklerini toplarsak arkadaşlar gene sıfır değerini görüyoruz. Yani lambda parçacığının biz elektrik yükünün sıfır olduğunu görüyoruz. Gelelim yüksüz piyona. Yüksüz piyon bir adet aşağı kuarktan ve onun anti parçacığından oluşmakta. Burada arkadaşlar aşağı kuarkın elektrik yükü dediğimiz gibi eksi bir e bölü 3 kadar. Onun karşıt parçacığının elektrik yükü de artı bir e bölü 3 kadar. İkisini toplarsak gene değerin sıfır olduğunu görüyoruz. Yani yüksüz piyonun elektrik yükünün de sıfır olması gerektiğini söylüyoruz. İkinci bir sorum da şöyle. Helyum artı bir atomunu oluşturan atom altı parçacıklar ve atomun yapısı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar helyum atomunun bildiğiniz üzere iki tane protonu ve iki tane nötronu var. Ve bir tane de elektronunu gönderdiği için şu an sadece bir tane de elektrona sahip. Sonra da bizden helyumun yapısıyla alakalı şeyler istiyor. İkinci öncülden başlayalım isterseniz. Yapısında dört tane hadron ve bir tane lepton vardır denilmiş. Şimdi proton ve nötronlar aslında birer hadron olduğu için toplamda o zaman helyum atomu içinde 4 tane hadron bulunuyor. Elektron da lepton sınıfında olduğu için bir tane de leptonumuz bulunmakta. O yüzden biz ikinci öncülün doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu noktada proton yukarı yukarı ve aşağı kuarktan oluşurken Nötronsa yukarı aşağı aşağı kuarklardan oluşmakta. Her birinden de 2 tane bulunduğu için protondan toplamda 4 tane yukarı kuark 2 tane aşağı kuark gelir. Nötrondan da 2 yukarı 4 tane aşağı kuark gelir. Toplamı yaparsak arkadaşlar elimizde 6 yukarı 6 aşağı kuark bulunur. Birinci öncülde bize 6 yukarı kuark bulunduğu söylenmiş bu doğru. Üçüncü öncülde ise 4 tane aşağı kuark bulunduğu söylenmiş bu yanlış arkadaşlar aşağı kuartların sayısı da 6 olacaktı. Cevabımız 1, 2. Bir sonraki sorum da şöyle. Aşağıdaki parçacıkları temel, birleşik ve fermiyon bozon oluşuna göre sınıflandırınız. Elektrondan başlıyoruz. Şimdi elektron daha küçük parçacıklardan oluşmuyordu. Evrende kendi başına bulunabiliyordu. Bu elektronu temel parçacık yapıyor. Ve madde parçacığı olduğu için aynı zamanda biz elektronun fermiyon olduğunu biliyoruz. Geçiyoruz protona. Protonsa Yukarı, yukarı, aşağı kuarktan oluşmakta. O yüzden arkadaşlar biz protonun birleşik bir parçacık olduğunu biliyoruz. Elektronla aynı şekilde proton da madde parçacığı olduğu için onun da fermiyon olduğunu söylüyoruz. Geçiyoruz nötrona. Nötron yukarı, aşağı, aşağı kuarklardan oluşuyor. Yani o da aslında bir birleşik parçacık ve gene madde parçacığı olduğu için nötronda da biz fermiyon sınıfında incelendiğini biliyoruz. Sonraki örneğimiz foton. Foton arkadaşlar etkileşim parçacıkları içinde ve temel parçacıklardan bir tanesiydi. Ancak arkadaşlar fotonun spin sayısı tam değerleri aldığı için onun biz bozon sınıfında yer aldığını biliyorduk. Ki etkileşim parçacıklarının tamamı bozon sınıfında yer alıyordu. Sonraki örneğimiz mezonlardan piyon. Mezonlar iki tane kuarkın birleşmesiyle oluşuyordu. O yüzden arkadaşlar biz piyonun bir birleşik parçacık olduğunu biliyoruz. Ve etkileşim parçacıkları içinde yer aldığı için aynı zamanda piyon bozon sınıfına giriyor. Son örneğimiz de gluon. Gluon arkadaşlar temel parçacıklarından bir tanesiydi. Etkileşim parçacıydı kendisi. Ve etkileşim parçacı olduğu için gluonun da bozon sınıfında yer aldığını biliyorduk. Etkileşim parçacıklarıyla alakalı anlatmadım. Kısa bir kısım kaldı. Şimdi onları anlatacağım. İlk gördüğümüz etkileşim parçacı arkadaşlar gluondu. Gluon güçlü çekirdek kuvvetinin taşıyıcı parçacığıydı. ve bahsettiğimiz bu kuvvet doğadaki en büyük kuvvet olarak karşımıza çıkıyor. Ancak güçlü nükleer kuvvetin menzili çok kısa. Yani gluonlar çok kısa mesafelerde iş görüyorlar. Bahsettiğim bu mesafe 10 üzeri eksi 15 metre kadar. Sonrasında arkadaşlar fotonlar geliyordu. Fotonlar elektromanyetik kuvvetlerin taşıyıcı parçacığıydı. Büyüklük olarak elektromanyetik kuvvetler güçlü çekirdek kuvvetlerinin 137'de biri kadar değer alıyorlar. Yani güçlü çekirdek kuvvetine göre daha zayıf olarak karşımıza çıkıyor. Ancak elektromanyetik kuvvetlerin menzili sonsuz. Çünkü taşıyıcı parçacığı foton. Ancak elektromanyetik kuvvetin şiddeti parçacıklar birbirinden uzaklaştıkça uzaklığın karesiyle ters oranlı olarak azalıyor. Ve yeteri kadar mesafeye ulaşıldığında değeri sıfıra çok yaklaşıyor. Üçüncü parçacıklarımız W ve Z bozonlarıydı. Bu bozonlar arkadaşlar zayıf çekirdek kuvvetlerinin taşıyıcı parçacıkları. Zayıf çekirdek kuvvetlerinin şiddeti güçlü çekirdek kuvvetinin milyarda biri kadar. Yani elimize çok zayıf bir kuvvet var. Menzili ise gluonlara göre çok daha kısa. 10 üzeri eksi 18 metre kadar bir menzili var. V ve Z bozonlarıyla oluşan zayıf çekirdek kuvvetlerinin. Son olarak da graviton var arkadaşlar elimizde. Graviton kütle çekim kuvvetinin taşıyıcı parçacığı ve yapılan hesaplamalara göre kütle çekim kuvvetinin şiddeti güçlü çekirdek kuvvetinin 10 üzeri eksi 39 katı kadar değer gösteriyor. Yani elimizdeki en zayıf kuvvet arkadaşlar kütle çekim kuvveti. Bunun dışında buradaki 3 parçacığın arkadaşlar varlığı kanıtlanmış ve keşfedilmiş parçacıklar. Ancak graviton şu an için teorik olarak ortaya konulmuş bir parçacık ve henüz Graviton'un varlığı kanıtlamış değil. Ancak dediğimiz gibi standart modele göre kütle çekim kuvvetinin de diğer kuvvetler gibi bir taşıyıcı parçacığa ihtiyacı var. O yüzden biz Graviton adlı parçacığın teorik de olsa var olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu noktada biz biliyoruz ki arkadaşlar kuarklar arasındaki etkileşim mesela yukarı yukarı aşağı kuark arasındaki etkileşim gluonlar sayesinde karşımıza çıkıyordu. Bu şekilde proton oluşuyordu. Aynı şekilde yukarı aşağı aşağı kuarklar arasında da gene Gluonların görev yaptığını görüyoruz. Bu şekilde nötronun oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Yani gluonlar hadronların oluşmasında görev yapıyor. Ardından protonla nötronları bir arada tutmak için zayıf çekirdek kuvvetleri görev yapıyorlar. Yani protonla nötronu bir arada tutan taşıyıcı parçacık aslında bozon sınıfında. Şimdi bakın bu noktada biz aslında bir protonla nötronu birleştirerek helyumun bir izotopu olan döteryum çekirdeğini oluşturduk. Ve bunun oluşması için iki tane kuvvetten yararlandık. Bu çekirdeğin etrafına da bir elektronu elektromanyetik kuvvetlerle bağlarsak bu durumda arkadaşlar döteryum izotopunun atomunu oluşturmuş oluyoruz. Ve burada elektronların çekirdeğe bağlanmasını sağlayan kuvvet aslında protonun elektrona uyguladığı elektriksel kuvvet ve bunun taşıyıcı parçacığının da biz foton olduğunu biliyorduk. Biz bu şekilde atom oluşturduk. Bu şekilde başka atomları bir araya getirirsek sonuç olarak molekülleri oluştururuz. Moleküller de bir araya gelerek maddeyi oluşturur. Madde de arkadaşlar bildiğiniz üzere yer çekiminden etkileneceği için onlar da gravitonla etkileşim halinde olur. O halde arkadaşlar şunu söyleyebiliriz biz. Kuarklar hem gluondan hem fotondan hem ve z bozonlarından hem de gravitondan etkilenebiliyor. Leptonlara geldiğimizde de leptonlar elektromanyetik kuvvetlerden, zayıf çekirdek kuvvetlerinden ve kütle çekim kuvvetlerinden etkileniyorlar. Ancak tek başına var oldukları için leptonların arkadaşlar gluonla bir etkileşimi yok. Sonraki sorum şöyle. Madde ve alan parçacıkları ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? A şıkkında demiş ki elektronlar fotonlarla etkileşebilirken gluonlarla etkileşmez. Fotonlar arkadaşlar elektromanyetik kuvvetlerin taşıyıcı parçacıydı ki elektronlar protonlar tarafından elektriksel kuvvetlerle çekildiği için fotonlarla etkileşebiliyorlar. Ancak leptonlar dediğimiz gibi gluonlarla etkileşmiyorlar. A şıkkı doğru. B şıkkında temel parçacıkların tamamı gözlemlenmiştir diyor. Hayır arkadaşlar graviton henüz keşfedilmiş bir parçacık değil. C şıkkında atomun kararsızlığından gluon sorumludur denilmiş. Atom çekirdeğinin kararsız olması zayıf çekirdek kuvvetleri sayesinde karşımıza çıkıyor. Ancak zayıf çekirdek kuvvetlerin taşıyıcı parçacığı gluon değil Z ve W bozonları. D şıkkına geldiğimizde elektron, proton ve nötronun temel parçacık olduğu söylenmiş. Burada arkadaşlar sadece elektron lepton sınıfında olduğu için bir temel parçacık. Ancak proton ve nötron kuarklardan oluştuğu için bunlar arkadaşlar bileşik parçacıklar. E şıkkında da fotonlar proton ile etkileşim içine girmez denilmiş. Bu da yanlış çünkü protonlar elektriksel kuvvetlerle etkileşim içindeler ki elektriksel kuvvetlerin taşıyıcı parçacığının foton olduğunu söylemiştik. Doğru cevabımız arkadaşlar burada Adana. Evrenin oluşumuyla devam edeceğiz. Şimdi Kopernik güneş merkezi evren modelini oluşturduktan sonra uzunca yıllar boyunca bilim insanları evreni durağan evren modeliyle açıkladılar. Yani başlangıcı ve sonu olmayan sonsuz ve değişmeyen bir boşluk. Ki Albert Einstein da bu modelin doğru olduğunu düşünüyordu. Hatta kendi oluşturduğu genel görelilik teorisi durağan evren modeline uymasa da modelini kozmolojik sabit adını verdiği bir sabitle bu modele uyduruyordu. Ancak 1922 yılında Alex Friedman ve 1927 yılında George Lemaitre yaptıkları çalışmalar sonucunda genişleyen evren modelini ortaya koydular. Yani evrenin genişlemesi gerektiğini söylediler. Az önce söylediğim gibi Albert Einstein'ın ortaya koyduğu genel görelilik teorisi de aslında bunun olması gerektiğini söylüyordu. Ancak Albert Einstein bu durumu kabul etmiyordu. İşte bu şekilde çatışmalar devam ederken 1929 yılına gelindiğinde Edwin Hubble diğer galaksilerden gelen ışınımları inceleyerek Evrenin genişlediğini kanıtladı. Bunu Doppler olayından yararlanarak yaptı. Doppler olayını kısaca hatırlayalım. Hareketli bir kaynaktan çıkan dalgaların dışarıdan bakan bir gözlemciye göre frekansının farklı algılanmasıydı. Elektromanyetik dalgalar içinse bu şu şekilde gerçekleşiyor. Eğer arkadaşlar ışınımları gönderen kaynak gözlemciye yaklaşıyorsa ışınımların maviye kayması gerekiyordu. Ancak kaynak gözlemciden uzaklaşıyorsa bu durumda kaynaktan çıkan ışınımların frekansını gözlemci olduğundan daha büyük algılıyordu ve ışınımların kırmızıya kaydığını görüyordu. Edwin Hubble ise diğer galaksilerden gelen ışınımları incelemiş ve hepsinin kırmızıya kaydığını görmüştür. Yani tüm galaksiler samanyolundaki bizden uzaklaşmaktalar. Ve Hubble yaptığı çalışmalara devam ettiği zaman galaksilerin birbirinden de uzaklaştığını görüyor. Bunun olabilmesi için de arkadaşlar evrenin sürekli genişlemesi gerekiyor. İşte kırmızıya kayma yasasıyla Hubble evrenin genişlediğini bu şekilde kanıtlıyor. Albert Einstein da bu durum karşısında bu benim en büyük hatamdır cümlesini kuruyor. Sonrasında arkadaşlar Hubble yaptığı çalışmalarla galaksilerin bizden uzaklaşma hızını hesaplıyor ve bulduğu bu hızın galaksinin bize olan uzaklığıyla oranlı olması gerektiğini söylüyor. Bu orana da Hubble sabiti adını veriyor. Bunu da size şu şekilde açıklayayım. Samanyolu galaksisi burada olsun ve başka bir galaksinin de sama yoluna x kadar uzakta olduğunu düşünelim. Bu galaksinin bizden uzaklaşma hızı v ise 2x ötedeki başka bir galaksinin bizden uzaklaşma hızı 2v değerini alması gerekiyor. Bununla alakalı sorum şu şekilde. Dünyadan 2x uzaklıktaki bir yıldızın radyal hızı v ise 3x uzaklıktaki yıldızın radyal hızı kaç v'dir? Bu sorulmuş bize. Şimdi bize hızı V olarak verilen yıldızın bizden uzaklığı 2x kadar. Bunun hızı arkadaşlar Hubble sabitinin katı kadar olmak zorunda. Bizden istenense bizden 3x uzaklıktaki yıldızın hızı. Biz onun hızının da 3x çarpı Hubble sabit olduğunu biliyoruz. Sonra da şu ifadenin kaç V olduğunu bulmamız isteniyor. Bunun için de şunu yapıyoruz. Hubble sabiti çarpı x V bölü 2 kadardır. Bunu da getirip burada yerine yazarsam 3x uzaklıktaki yıldızın hızı 3V bölü 2 kadar olması gerekiyor. Şimdi Edwin Hubble'ın evrenin genişlediğini kanıtlaması aslında bizi başka bir yere götürüyor. Evreni oluşturan galaksiler birbirinden uzaklaşıyorsa eğer zamanı geri aldığında bunların birbirine yaklaşması gerekiyor. O halde bu uzaklaşmanın bir noktadan başlaması gerekiyor. İşte bu mantıktan evreni oluşturan bütün parçacıkların bir noktadan patlamış olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da bizi Big Bang teorisine yani büyük patlama teorisine götürüyor. Teoriye göre evren 15 ila 20 milyar yıl öncesinde sonsuz yoğunlukta ve çok yüksek sıcaklıktaki bir noktadan yani tekillikten oluşmaktaydı. Edwin Hubble'ın bulduğu yasaya göre de 13,6 milyar yıl önce bu tekillik bilmediğimiz bir sebepten ötürü Big Bang'e yani büyük patlamaya uğruyor. Bu patlamanın sonucunda da aşama aşama günümüzdeki evren oluşuyor. Aşamaları sırasıyla anlatayım. A aşamasında yani 10 üzeri eksi 43 saniye ile bu saniye arasındaki süreç içinde bahsettiğimiz tekillik genişlemeye başlıyor. Patlamadan 10 üzeri eksi 35 saniye sonra da şu an anlattığım leptonlar ve kuarklar oluşuyor. Bu dönem için arkadaşlar sıcak dönem tanımı kullanılıyor. Çünkü genişleyen evrenin sıcaklığı 10 üzeri 27 kelvin kadar. Patlamadan 10 üzeri eksi 10 saniye sonra ılık döneme giriyoruz. Bu dönemde arkadaşlar sıcaklığımız 10 üzeri 15 kelvine düşüyor. Bu andan sonra kütle çekim kuvveti, zayıf çekirdek kuvveti, güçlü çekirdek kuvveti ve elektromanyetik kuvvetler etkilerini göstermeye başlıyorlar. Ki bu kuvvetler patlamadan 10 üzeri eksi 5 saniye sonra kuarkların birleşmesine yani hadronların oluşmasına sebep oluyorlar. Oluşan madde ile antimaddenin birbirini yok etmesi de tam olarak bu aralığa giriyor. Patlamadan 3 dakika sonra da oluşan hadronlar zayıf çekirdek kuvvetleriyle birleşerek lityum gibi, helyum gibi, döteryum gibi hafif çekirdeklerin oluşmasını sağlıyorlar. Bu uzunca bir süre bu şekilde devam ediyor ve patlamadan 380 bin yıl geçtikten sonrasında bu çekirdekler elektronları yakalamaya başlıyorlar ve bu şekilde biz atomların oluştuğunu biliyoruz. Ve sıcaklık da 3000 kelvinlere düştüğü için bu dönemde arkadaşlar artık madde elektromanyetik dalgalar yayınlayabilecek duruma geliyor. Ve bu sıcaklıktaki maddelerin de kozmik fon ışınımı dediğimiz bir ışınım yayınlamaları gerekiyor. Evrenin arkadaşlar bu ışınımla dolu olması gerekiyor. Ki Big Bang teorisinde önemli kanıtlarından biri budur. Kozmik fon ışınımı. Şu an bile evren içinde hala gezinmekte olan bu ışınımı 1965 yılında Penzias ve Wilson tespit ediyorlar. Ve böylece Big Bang teorisine sağlam bir kanıt daha geliyor. Patlamadan 1 milyar yıl geçtikten sonra da gaz bulutların merkezinde ilk yıldızlar ve galaksiler oluşmaya başlıyor. Bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksi de bu aralıkta meydana geliyor. Ancak arkadaşlar güneş sistemi yani güneş, dünya, merkür, mars, venüs bu sistem arkadaşlar patlamadan 5 milyar yıl geçtikten sonra meydana geliyor. Şimdi evrenin eş yönde genişlemesi, kozmik fon ışınımının ispatı ve hidrojen, helyum ve lityum gibi hafif elementlerin varlığıyla evrenin içindeki miktarı teoriyle örtüşüyor. Yani Big Bang teorisi birbirinden bağımsız 3 delille destekleniyor. Bu sebepten ötürü arkadaşlar günümüzde bilim dünyası gözlemleyebildiğimiz evreni Big Bang teorisiyle açıklıyorlar. Yani özetle bilim dünyası Big Bang teorisini kabul ediyor. Anlatım anlaşıldıysa arkadaşlar atom altı parçacıkların ve evrenin oluşumunun anlatımı buraya kadar. Benim daha fazla söyleyecek başka bir şeyim yok. O yüzden hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.